Merhaba, katı modelleme eğitim serisinin 38. dersinde ekranda görmüş olduğunuz teknik çizimi verilmiş ve 3 boyutlu görüntüsü verilmiş çizimi Fusion 360'da 3 boyutlu olarak tasarlayacağız. Diğerlerinden farklı olarak burada 3 boyuta geçmede veya eksiltmede swap komutu gibi farklı komutlar kullanacağız. Extrude'a benzer veya bir önceki derslerimizde yaptığımız gibi yardımcı yapılarla construct ile üst kısmı oluşturmamızda farklı tool'lar kullanacağız. İsterseniz başlayabiliriz. Şimdi ilk adım olarak şu aşağıdaki geometriyi oluşturarak başlayalım isterseniz. Yukarıda 50 çarpı 3 ve 40 çarpı 3'lük bir dikdörtgenimiz var. O dikdörtgeni direkt XY düzleminde çizerek başlayabiliriz. Create Sketch deyip XY düzlemini seçtim. Ve Sketch'ten Rectangle ile Center Rectangle'ı seçiyorum. Şu üst kısım 50 çarpı 3 ve yana doğru da 40 çarpı 3 olarak giriyorum. Enter dedim. Daha sonrasında bunu direkt 40 milimetre extrude ederek şurada görüldüğü gibi bu yapıyı oluşturabiliriz. E'ye bastım. 40 milimetre diyorum. Şimdi şurada 20 milimetrelik iki tane fillet var. Onları uygulayalım isterseniz. F'ye bastım. 20 milimetre yarı çarplı filletleri oluşturdum. Şu üst kısımda da şu şekilde eksiltme yapmış. Şimdi biz hatırlarsanız ya yardımcı geometri çizerek açılı bir şekilde bunu oluşturmamız gerekiyor şu kısımdan veya swap komutu gibi farklı bir komut kullanarak bu yapıyı eksiltebiliriz. Şimdi nasıl yapacağız? Önce isterseniz şuradaki geometriyi çizelim. Bakın bunun 50'ye 40'lık olduğunu söylüyor bana ve şuraya uzaklığı da 40'mış. O zaman buraya R'ye basıp bir tane dikdörtgen çiziyorum. 50 milimetre, 40 milimetrelik şu şekilde. Ve burayı da D'ye basıp 40 milimetre olarak veriyorum. Zaten full constraint oldu. Şimdi bu yapımız dursun. Stop sketch dedim. Gördüğünüz gibi çizgimiz burada duruyor. Şu çizgiden şu çizgiye bir tane line çizeceğim. Şu şekilde. Yani şurada da görebilirsiniz. Şu çizgiyi çizeceğim. Onu nasıl yapabiliriz? Create Sketch dedim. Body'si kapatıp şurayı seçiyorum. Çok pardon. Veya şöyle de yapabiliriz. Geriye doğru geldiğimizde orijinler büyüyor. Ve benim seçeceğim düzlem XY düzlemi. Tekrar yaklaştım. Şimdi Project'ten iz düşümü alabiliyorduk hatırlarsanız. Benim istediğim iz düşümü şurası. Şu noktayı seçip P'ye bastığımda Selection Filter'da Specified Entities dediğimde bu noktayı benim skecim üzerinde görünür kıldı. Şimdi tekrar fronttan baktım. L'ye basıp şuradan şu noktaya kadar bir çizgi oluşturdum. Şimdi bakın bu yapı oluştu. Bu profili bu çizgi boyunca götür diyeceğim. Yani kesme işlemi yap diyeceğim. Orada create'de swap yani sweep komutu ile bunu yapabiliriz. Sweep'i seçtim. İlk başta profil seç diyor bana. Bu profilimi seçtim. Path olarak da şu yardımcı olarak yani yol olarak çizdiğim line'ı seçtiğimde bakın o doğrultu boyunca kesme işlemi yapabiliyorum. Okey dedim. Bu kısım da oluştu. Şimdi üst kısımda nasıl bir yol izlemeliyiz? Ona bakalım isterseniz. Şurada fareyle gösterdiğim yüzeyi oluşturabilmek için şuraya geldim. Aslında şu nokta burası. Ve yukarı çıktığımda da şurası, şu çizgi. Yani 50 milimetre en sondan bir çizgi çizersem önceki derslerimizde yaptığımız gibi şu açıda bir yardımcı geometri plane oluşturabilirim. O zaman burada L'ye basıp şu doğrultuda dik olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle dikliğini de şu şekilde yakaladım. D'ye basıp şunun uzunluğuna 50 dedim. Daha sonrasında Construct'tan Plane at Angle dediğimde şuraya şu şekilde bakın şurası şöyle 90 derece oluyor. Totalde burası 60 derece olacak şekilde. Eksi 60 dedim. Şu şekilde. Yardımcı geometrimi çizdim. Okey dedim. Bu sketch'i seçip buraya Create Sketch diyorum. Bu düzlemde. Şimdi biz şuraya dik bakıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Önce
şuradaki rectangle'ı çizerek işlemimize başlatabiliriz. Bu rectangle'ın uzunluğu nerede var? Şurada 105 olarak verilmiş. Ve de şuraya uzunluğu, yani şuradaki uzunluk, şu fareyle gösterdiğim yer 10 mm olarak verilmiş. O zaman tamam, full constraint çizebiliriz. Şöyle geldim. Bir rectangle çiziyorum. Yüksekliği 105 olan. Ve D'ye basıp şuralara 10 diyor. Buraya ve şu tarafa. Full constraint zaten oluştu. Üst kısımda da tam bir çember çiziyorum. C'ye bastım. Tam olarak midpoint'inden şöyle bir çember çizdim. Ortasındaki deliğim de 30 mm çapa sahipmiş. Şöyle. O zaman E'ye basıp şu profili seçtim. Ve bunun extrude'u da şuradaki extrude'u da 50-20 olacak. Şurayı çiziyorum ben şu an. O zaman 30 milimetrelik bir extrude veriyorum. -30 dedim. Cut işlemi değil de join işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Okey dedim. Şimdi dış kısmında şöyle bir extrude yapılmış. Şuraya bir altıgen çizeceğiz. Ve sonrasında bir rectangle ile bu geometriyi de oluşturabiliriz. O zaman buraya create sketch dedim. İlk başta altıgenimizi çizebiliriz isterseniz. Sketch'te poligon olarak verilen altıgenler, beşgenler veya herhangi bir sekizgen olabilir. Bunları girebiliyoruz biz. Ve iç açısı, dış açısı olan poligonlardan birini seçebiliriz. Şu şekilde noktayı buldum. Şöyle. Burayı totalde 50 olarak vermiş çizgiler arası. 25 mm diyorum. Şu kısma ve altıgen olarak girdim. Şimdi buranın mavi olmasının nedeni, bakın, horizontal'da dik olmaması. Şuna bastım. Horizontal dediğimde dik bir yapı oluştu. Şimdi C'ye basıp şurayı da profil olarak gösteriyorum. Ve sonrasında R'ye basıp şu şekilde bir geometri oluştu. Bu noktayı şunun üzerine getirdiğimde yakalıyordu hatırlarsanız. Ve şu an tam olarak istediğim şeyi elde ettim. Buranın uzunluğuna da şurada gösteriyor. 40 vermiş. O zaman D'ye basıp buraya 40 diyorum. Full constraint oldu. E'ye bastım. Profillerimi seçtim. Ve buranın uzunluğu hatırlarsanız extrude'u 20 mm'ydi. Şimdi join dedim ama şurada böyle bir sıkıntı oluştu. Bakın gördüğünüz gibi. Şurası. Burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Hiçbir sketch çizmeden sadece yüzeyi seçtim. E'ye bastım extrude'dan. Şöyle getirdim içeri doğru. Buraya cut yerine join dersem gördüğünüz gibi direkt oluşuyor. Benim de istediğim geometri oluyor. Okey dedim. Şimdi başka neler varmış? Şu kısımda da iki tane dikdörtgenimiz var. Ve bunların boyutlandırılması da şurada verilmiş 10 mm. Ve şuraya da 50 mm uzaklıkta. O zaman şuraya hemen sketch açabilirim. Şu sketch'i kapattım. Şöyle R'ye bastım. Şu şekilde bir dikdörtgen çizdim. Buranın şuraya uzaklığı 50 mm olarak verilmiş. Ve buranın boyutu da 10. Şimdi bunu E'ye bastım. Burada da deminki sıkıntı olacak. Bakın şurası boş kalıyor. Bunun önce yüksekliğine bakalım. 20 mm olarak verilmiş extrude'u. Okey dedim. Bakalım 20 mm mi? Evet, 20 mm olarak verilmiş. Okey dedim. Join dedim. Şurayı da face'i seçip E'ye bastığımda şöyle birleştiriyorum bakın. Join dediğimde burası oluştu. Şimdi mirror'da hatırlarsanız biz body'leri veya sketch altında line'ları, herhangi bir şeyi aynalayabiliyorduk. Şimdi burada feature'ı, yani extrude özelliklerini mirror'layalım, aynalayalım. Mirror dedim. Şurada features'ı seçiyorum pattern type olarak. İki tane en son yaptığım extrude'u seçtim. Mirror plane olarak şöyle geri geldim. X-Y düzlemini seçtim. Şuraya direkt oluşturdu zaten. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bir bakalım şurası I'ya basıp şu açı doğru mu diye. Bakın şuradaki açıyı 60 derece olarak gösteriyor. Benim de çizimim de zaten o şekilde verilmişti. Umarım faydalı olmuştur bu çizim sizler için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.